Işığın fotoğrafını çekebilir miyiz? Elbette. Peki ya gölgenin fotoğrafını çekebilir miyiz? Onu da çekeriz. Bana bir ışık kaynağı, bir de onu engelleyen bir cisim verin. Ben de size onun yerdeki gölgesinin fotoğrafını çekeyim. Şimdi asıl soru geliyor. Aynı şeyi dünyanın en güçlü ışık kaynağı ve dünyanın en büyük cismiyle denersek ne olur? Ay tutulur. En büyük ışık kaynağı güneş. En büyük cisim de dünyanın ta kendisi. Işık ve cisim varsa bir yerlerde de gölge var demektir. İşte bize en yakın o yer ay oluyor. Ay kendi yörüngesinde dolanırken kimi zaman dünyanın gölgesine giriyor. Ayın fotoğrafını çekerken onun iki farklı türde görünümünü yakalarız. İlki çok kolay. Ayın evreleri. Dolunay, yarım ay, bizim bayrağımıza bir sembol olarak giren hilal gibi şekiller. Ayın bu farklı evrelerinde biz aslında güneşten yansıyan ışığı görüp onun fotoğrafını çekiyoruz. Ve bu döngü yaklaşık ayda bir tekrarlanıyor. Ayda bir ay değişiyor. Ancak yılda iki kez bundan çok daha farklı bir şey meydana geliyor ve önümüzdeki 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayacak gece yine aynı şey olacak. Ay dünyanın yörüngesinden geçecek ve kısa bir süre için olağan dışı bir görünüm sergileyecek. Dünyadan baktığımızda ay kararmış gözükecek ve sonunda normale dönmeden hemen önce de kırmızıya dönüşecek. İşte tam o sırada ayın fotoğrafını çekerseniz bu kez Işıktan çok bir gölgenin fotoğrafını çekmiş olursunuz. Biz bu fenomene ay tutulması demişiz ama bana dünyanın gölgesini görmek demek çok daha heyecan veriyor. Çünkü biz de o gölgenin içindeyiz. O gölgenin bir parçasıyız. Şimdi aynı duruma dünyadan değil de uzaydan baktığımızı hayal edelim. İlk olarak ay, güneşin ışığının yalnızca kısmen gizlendiği penumbra, yani yarı gölge denilen bir bölgeden geçer. Bu geçiş ayın yalnızca hafif bir kararmasına neden olur. Sonra ay yoluna devam ederken güneşten gelen tüm doğrudan ışığın engellendiği bir bölgeye, umbra, yani tam gölge denilen bir bölgenin içine girer. Her yıl en az iki kez. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda 230 kez tekrarlanacak bu durum. O yüzden 15 Mayıs tarihi için şimdiden alarmlarınızı kurun, fotoğraf makinelerinizi hazırlayın. Çünkü dünyanın ve dolayısıyla onun üstündeki kendinizin gölgesini görmek öyle pek sık rastlanan bir durum değil. Ayın üzerinde görmek dedim. Peki bu gölge sadece yılda iki kez mi oluşuyor? Sonuçta güneş her zaman aydınlık, her zaman bize ışığını gönderiyor. Ne demiştim videonun en başında? Onu da çekeriz. Bana bir ışık kaynağı, bir de onu engelleyen bir cisim verin. Ben de size onun yerdeki gölgesinin fotoğrafını çekeyim. Buradaki yer ifadesini bilerek yanlış kullandım. Çünkü gölgelerle ilgili en büyük yanlış anlamamız onların sadece bir yerde oluştuğunu düşünmek. Gölge sadece yerde oluşmaz. Gölgeler iki boyutlu değil, üç boyutludur. Dolayısıyla güneş her zaman aydınlıksa dünyanın da her zaman gölgesi var demektir. Bunu göstermek için ışıklarla ilgili küçük bir ayar yapayım şimdi. Evet, böyle çok daha iyi. Şimdi elim şu anda dünyanın gölgesinde, avucumun içindeki karanlık yere bakın. Şimdi de orada. Güneşin aksi istikametinde her nereye yerleştirirsem yerleştireyim, bu umbra adı verilen tam karanlık gölge bölgenin içinde hareket ettirmiş oluyorum. Bu videoyu bir gece vakti izliyorsanız siz de oradasınız. Her gece dünyanın gölgesinde duruyoruz. Üstelik size bir şey daha söyleyeyim. Her gün dünyanın gölgesini görebilirsiniz. Özellikle açık, bulutsuz havalarda gökyüzüne baktığınızda. Bunu daha iyi anlayabilmek için yine önce teorik olarak göstereyim. Elinizde eğer böyle bir küre ya da şöyle daha küçük bir küre de olur. Evet, güneşin yerini değiştirmek zorunda kaldık. Epeyce de bir böyle korku film atmosferi gibi oldu değil mi? Şimdi güneşimiz burada. Anlayabileceğiniz gibi bu da küremiz. Yani bir top da kullanabilirsiniz bunu teorik olarak deneyebilmek için. Ama eğer bir küre kullanıyorsanız, bir yer küre kullanıyorsanız, elinizi oturduğunuz yerin üzerine gelecek şekilde, parmaklarınız batıyı gösterecek doğrultuda olacak şekilde yerleştirin. Şimdi elim atmosferi temsil ediyor.
yerküreyi çepeçevre saran atmosferi ve dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü yaparken yavaş yavaş karanlık tarafa doğru, gölgeye doğru geçiyor. Şu anda Avrupa ve Afrika yüzeyde karanlığa gömüldü. Gölge tarafına geçti ama parmaklarımın ucuna bakın. Hala aydınlıklar. Gökyüzünün, atmosferin üst tabakaları yeryüzünden daha geç kararıyor. Evet, işte eğer bunu siz de gerçekten görmek ve denemek isterseniz güneş battıktan sonra yüzünüzü batıya değil de doğuya çevirin. Ufukta mavi bir kuşağın oluştuğunu göreceksiniz. İşte gördüğünüz o mavi kuşak dünyanın gölgesi. Parmaklarınızı ufka paralel kaldırırsanız o kuşağın kalınlığını da ölçebilirsiniz. Önce bir parmak, sonra iki parmak, sonra üç parmak olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü gece olunca aslında karanlık düşmüyor. Bir gölge yükseliyor. Dünyanın gölgesi. İşte alacakaranlık denilen bu dakikalar çok değerli. Sadece batı yönünde kaybolan güneşin oluşturduğu o eşsiz manzaradan dolayı değil, tam tersi istikamette gölgenin yükselmesinden kaynaklanan bazı özel durumlardan dolayı da çok değerli. Mesela o sırada gökyüzünü sadece o mavilik, yani dünyanın gölgesi değil, aynı zamanda bir kızılsı pembelik de kaplar. Buna da Venüs kuşağı denilir. Çünkü Venüs gezegeni, komşumuz olan gezegen, genellikle o bölgede görülür. Oraya bu özel rengi veren şey ise atmosferdeki çok küçük partiküller, parçacıklar. Bu fenomene Rayleigh saçılımı deniyor. Işığın veya diğer elektromanyetik radyasyonun ışığın dalga boyundan daha küçük tanecikler tarafından saçılımı nedeniyle oluşuyor. Ay tutulması sırasında ayın renginin kırmızıya dönüşmesinin sebebi de aynı. Hani biz kanlı ay falan gibi bir takım lakaplar takıyoruz ya. Güneşten gelen ışık dünyanın yanından geçtiğinde dünya atmosferinin uzun ve kalın bir tabakasından da geçmiş oluyor. Bir anlamda atmosfer bir filtre görevi görüyor. Güneş ışığının mavi gibi daha kısa dalga boyları atmosfer tarafından saçılıyor ve bu nedenle ışık aya olan yolculuğunu bitirdiğinde kırmızı gibi daha uzun dalga boyları kalıyor. Tutulma sona erdiğinde ay tam gölgeyi, yani umbrayı terk ediyor ve normal rengine dönüyor. İşte aydaki o kırmızılıkta her gece güneş battıktan sonra tam tersi istikamette dünyanın gölgesinin üstünde oluşan o kırmızımsı pembelikte bu ışığın atmosferdeki küçük parçacıklarla, partiküllerle girdiği etkileşimin bir sonucu. Bir başka deyişle güneş battıktan hemen sonra çok kısa bir süreliğine de olsa aynı anda hem ışığı hem de gölgeyi görüyoruz. O yüzden o saatlerde çekilen fotoğraflarda bir renk cümbüşü oluyor. O yüzden o saatlere fotoğrafçılar altın saatler diyor. Eğer o altın saatlerdeki renk cümbüşünü daha iyi görmek ve yakalamak istiyorsanız bu videonun sponsoru Samsung'un S22 ailesindeki yeni bir özellik çok dikkatinizi çekecektir. Çünkü nightography denilen bu özellikle çok düşük ışık koşullarında kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Telefonun kamerası düşük ışık koşullarını tespit ettiğinde %23 daha büyük sensörler devreye giriyor. Böylece daha fazla ışığın girmesini sağlayarak fotoğraflarınızın daha aydınlık olması için pikselleri gruplar halinde bir araya getirip daha büyük bir piksel oluşturuyor. Ayrıca arka kameranın ön kısmı yansımayı engelleyen bir nano kaplamayla üretilmiş. Bu kamera karanlıktaki lens yansımalarını azaltıyor. Tüm bu işlemlerin hızlıca yapılabilmesi için Galaxy ailesinin şimdiye kadarki en hızlı çipi yerleştirilmiş. 4 nanometre işlemci inanılmaz derecede akıcı bir deneyim sunuyor. Yine Galaxy ailesinin en iyi pil performansına sahip. Mis gibi bahar geldi. Çiçeğin böceğin fotoğraflarını çekmeye başladık. S22 Ultra modelinin içinde bakın bir de ne var? Benim gibi Note serisini sevenler için bir S Pen eklenmiş. Böylece bir anlamda Galaxy S ailesi ile Note ailesi birleştirilmiş diyebiliriz. Telefon One UI 4.1 sürümüyle geliyor. Bu ara birimin pek çok yeniliği içerisinden ben özellikle güvenlikle ilgili kısımları önemsiyorum. Bu sayede mesela hangi uygulamanın kameranıza ya da mikrofona erişebildiğini çok daha iyi görüp buna göre izinlerinizi ayarlayabiliyorsunuz.
Nitrografi video çekerken de kullanılabiliyor. Kameralar ışık azalınca daha fazlasını alabilmek için enstantane hızını azaltır, ancak o zaman da titreşimler görüntüyü bulanıklaştırır. İşte bunu azaltabilmek için Galaxy S22 hem optik hem de dijital olmak üzere ikili bir görüntü sabitleme özelliği kullanmış. İster gün batımı, ister ondan sonra başlayan o gece hayatının renklerini yakalamak istiyorsanız artık uygun ışık koşullarını beklemenize gerek yok. Nitrografi ve genel olarak Samsung Galaxy S22 ailesi hakkında ayrıntılı bilgiyi açıklamalar bölümündeki bağlantıda bulabilirsiniz. Işığın ve gölgenin fotoğrafını çekebileceğimizi zaten biliyorduk. Bu videoda en büyük ışık kaynağının ve onun oluşturacağı en büyük gölgenin fotoğrafını da üstelik aynı anda çekebileceğimizi öğrenmiş olduk. Gölgelerin iki değil, üç boyutlu olduğunun farkına vardık. Geceleri bu gölge yükseliyor, önce onun kaynağına en yakın bizleri içine alıyor, sonra da yılda birkaç kez ayın yüzeyini kaplıyor. Bu ikisinin arasında kalan her şey o gölgenin parçası. Peki bunun bir sonu yok mu? Dünyanın gölgesi nerede bitiyor? Az önce parçalı ay tutulmasına yol açan penumbra ve tam ay tutulmasını sağlayan umbra kavramlarını gördük. Bunlar yarı gölge ve tam gölge anlamlarına geliyor. İşte o umbra bölgesi dünyadan 1,5 milyon kilometre ötelere dek uzanıyor. Yani elinizi burada da tutsanız, bundan 1,5 milyon kilometre ötede bir yerlerde de tutsanız yine dünyanın gölgesinde kalır. Yine onun serinliğini hissedersiniz. Ve o bölgede şu anda Webb Uzay Teleskobu var. Orada ay tutulması, güneş tutulması değil de bir başka fenomen gözlenebiliyor. Dünya tutulması. Ve işte o sınırdan sonra gölgenin yeni bir şekli başlıyor. Antumbra. Ve o bölge uzayın derinliklerinde sonsuza dek uzanıyor.